Evet arkadaşlar, şimdi sosyal medyaya düşen bir kadına yönelik şiddet olayı yine Türkiye'nin gündemine oturdu, sarstı ve bu olay Arnavutköy'de yaşandı. Bir halk otobüsünün içerisinde bir adam kendi eşini herkesin gözü önünde yani şiddet uyguladığını gördük ve kameraya çekilmiş. Gündeme oturdu. Şimdi bu bayana kadına olan şiddet bir ayrı. Onu bir ayrı hani işleyeceğiz ama ben burada çok değişik bir konuya da değineceğim. Türkiye'de bu kadına yönelik olan sokakta veyahut da herhangi bir yerde toplu taşıma aracında yaşanan bu şiddeti başka bir şiddetle örtmeye çalışıyorlar. İnsanları kötü yola, yanlış yola sürüklüyorlar. Haberciliği yaparken, haberi sunarken bile kötü yola, yani bir kötülük kötülükle örtülmez. Şiddeti şiddetle bastırılmaz. Şimdi insanlara suç işlettiriyorlar. Suç işleyin diyorlar. Diğer insanlara hani orada bir şiddet gördünüz, siz de müdahale edin diyorlar. Aslında bu yanlış. Sinemalarda, dizilerde, filmlerde insanlara bu haberlerde insanlara şiddeti kendi kanununu oluştursun, uygulasın demek istiyorlar. Bu çok yanlış yani. Bu şimdi Almanya'da yaşıyoruz. Avrupa'da böyle bir şey hayatta olmaz. Burada yanlışı yanlışla örtmeye çalışıyorlar. Ehliyetsiz hani mesela diyelim ki bir insan sarhoş araba sürüyor. O sarhoş araba süreni yakalarsanız arabasını alın uçuruma atın diyor. Kardeşim bu ülkede bir kanun, devlet, nizam var. Asker, jandarma var. Polis var. Yani burada bir adalet var, hüküm var, mahkeme var. Nasıl bir insana sen sarhoş yakalarsan arabasını al uçuruma at diyemezsin. O adam bak şimdi size videosunu izlettireceğim. İzlemiş olduğunuz videoda o adamın suçu şunu bunu her şey yani neler hak ediyor neler. Yani bir sürü gücü yeten istediğini de yapar, şunu da yapar, bunu da yapar. Ben onu orası değil yani gücü yetene olmaması lazım. Onun oradaki adamın bakın suçunu, cezasını kanun ödemesi lazım. Bakın haberlerde bizi nasıl kötü yerlere bakın yönlendiriyorlar. Şiddete meyil Bir ettiriyorlar. başka Bakın. şiddet olayı Şimdi İstanbul bakın. Arnavutköy'deki bir halk otobüsünde meydana gelen olay şiddete karşı aslında duyarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Otobüsteki bir kadın yolcu bir erkeğin şiddetine maruz kaldı. Ancak diğer yolcular olaya müdahale etmek bir yana hiçbir şey olmamış gibi yolculuğuna devam etti. O anlarsa bir cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Otobüsteki kadın şiddete uğradı. Yolculardan hiçbiri ses çıkarmadı. Abi kutusun ama gelinde ya. Al abi ya buradan ya. Adeta umursamazlığı belgeleyen görüntünün adresi İstanbul Arnavutköy. Bir halk otobüsünde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın erkeğin şiddetine maruz kaldı. Seyir halindeki otobüste kadına önce tokat atan erkek ardından tehditler yağdırdı. Diğer yolcularsa şiddeti adeta film izliyormuş gibi seyretti. Bir süre tehditlerini sürdüren erkekle kadının evli olduğu öğrenildi. Görüntülerde kadın şiddete uğrarken kimsenin müdahale etmemesi ise şaşkınlık yarattı. Şimdi arkadaşım bakın. Bu hani o haysiyetsiz, karaktersiz adamın suçu bir ayrı. Ama bakın haberlerde neye yönlendiriyorlar? Ne diyor? Orada diyor bir sürü insanlar film izliyor gibi izliyor. Ne yapalım? Ne yapsın yani? Kalksın o adam, onlar da onu mu dövsün oluyor. Yani böyle demek istiyorlar mesela. O zaman o onu döverse, o zaman o da hani kendi kanununu, kendi kuralını uygulamış olacak. Bugün orada kendisini haklı görürse kadına şiddet uygulayanı, yarın da bir başka bir yerde yanlış gördüğü zaman ona da dalacak. Yarın bir başka yanlış göreceğim, ona da dalacağım. Ona dal, buna dal, şuna dal. O zaman kendim bir kanun olmuş oluyorum. Değil mi? Herkese dalarsam. İşte bakın ama video çekebilirsiniz. Bak gördünüz mü? Onda kanunsuzluk değildir. Videonu çekmişsin. Elinde delilin var, belgen var. Daha otobüs inmeden, durdurmadan alo 155, alo 156 o bölgeye kim bakıyorsa hemen arayacaksın. Normalde böyle demesi lazım televizyonu. İnsanları suça teşvik ettirmemesi lazım. Sen kim hani o kadını dövmüş, haysiyetsizlik, karaktersizlik yapmış. Biz de onları döveceğiz. Biz de onun gibi haysiyetsiz, karaktersiz olacağız. Bu ülkenin kanunu, devleti ne işe yarıyor? O zaman niye var? Hakim niye var? Savcı niye var? Arayacaksın.
Normalinde kanun da işleyecek. Arayacaksın. Hemen 2 dakikada ekipler bir iki durak ileri varmadan anında yolu kesecek. O adamın mesela elindeki çekmiş olduğun videoyu hemen sunacaksın. Memur bey buyur bak diyeceksin bu belgesi. Bak herkesin gözü önünde toplum içerisinde adam şiddet uyguluyor. Ondan sonra yiyecek cezayı kardeşim. Hapse gidecekse hapse gidecek, uzaklaştırma alacak, uzaklaştırma alacak. Tekrarını yaptığı anda onlar siciline not edecek. Aynısını yaptığı anda o kadını şikayet etmesi anda kelepçelenmesi ve hapse düşmesi kaçınılmaz olacak. Ve güç kullanan devlet olacak. O cezayı veren devlet olacak. O hani mahkeme, kanun, yürürlük, adalet her şeyi devlet sağlayacak. İnsanlar, vatandaş kim ki ona kalksın da karşılık versin ya? Vatandaşlar bakmış. Bakacak tabii kardeşim, ne yapacak vatandaş? İşte Almanya'da böyle bir şey yok. Bir kötü bir olay gördüğün zaman gidip de onun saçının teline dokunma yetkin yok. O zaman kendin bir devlet olmuş oluyorsun. Dolayısıyla olmuyor musun? Bunun önü arkası veyahut da ilerisi gerisi yok ki ne? Hani bunun birazcık yaptın. Birazcık geçirdikten sonra kardeşim ondan sonra çete oluyorsun. Her gördüğün sokakta kötü olaya saldıramazsın ki ne? Bir keresinde biliyorsanız bundan 3-4 ay önce bir kadını hani eşi döverken ne oldu? Genç bir çocuk gitti müdahalede bulundu. Arkasından adam bıçak çıkarmış. O bıçak tartışma esnasında o genç oğlan adamın kalbine saplamış. Birisi mezara, biri hapse. Ne oldu şimdi çocuk? Ömür boyu hapis yatacak. Ömür boyu hapis yatacak. Ama onu eğer o genç müdahale etmese, aynısını burada da istiyorsunuz. Belki adam o zaman bıçak çekecek. Belki tabanca çekecek, bir şey çekecek. Aynısını da oradaki o otobüstekilerin başına gelecek. Ama sen ona karşılık verirsen, o adam sana yaralar hani mezara gönderirse, senin ailen, senin hani geleceğin, eşin hani çoluğun çocuğun mahvolacak. Sen ona yapsan hapse gireceksin. Ömür boyu ceza çekeceksin. Ama bunu devlete şikayet etsen, devlet görevini yapsa, devlet ona hani bu cezayı verse, devlete karşı gelirken yaralansa, mesela diyelim ağır bir yara alsa veyahut da polis aracılığıyla hani öldürülmüş olsa, o zaman ne olacak? Hani karşılık verirkene şahidi de olduğundan, bazen kayıt da oluyor. Otobüslerde kayıt var, polis aracında kayıt var. O zaman ne oluyor? Ha, o zaman hiç kimse mağdur olmuyor. Devlet eliyle olmuş oluyor. Hak ettiğini adam bulmuş oluyor. Yani insanlar burada televizyon aracılığıyla şiddete meyil gösteriyor kardeşim, şiddete. Ben o gün orada olsam, bak ben o gün orada olsam mesela, bu televizyon bana böyle diyor ya, ben bakıyorum bana diyor ki ne, orada kadını dövüyor, git sen de onu döv, müdahale et diyor mesela. Ha, şunu diyebilirsin belki, kardeş burada toplum içinde sen ne yapıyorsun falan. Ama adam da o zaman zaten küfür edecek, zaten kavga başlayacak. Ben adamı döveceğim mesela, diyelim adamı dövdüm. Karısından ayırdım, attım sokağa, dövdüm ettim. Şiddet uyguladım. Yarın başkasına da yapacağım. Öbür gün bir başkasına da yapacağım. Ben şiddet adamı olacağım o zaman. Nereye kadar? 1, 2, 3, 5 her gördüğümü döveceğim o zaman. Her beğenmediğimi, her gıcık kaptığımı, her bana yanlış gelen. Her bana yanlış gelen. Kardeşim şimdi bu mesela diyelim ki ne? Orada kadının eşini dövüyor. Yanlış ya. Hani diyor ya, orada televizyoncular diyor ya, herkes baktı seyretti, o yanlışa müdahale etmediler. Kardeşim o zaman otobüste bir erkekle kadının öpüşmesi de bana yanlış. Gidip pat küt dalayım mı? Kardeşim eğer uygunsuz bir şey varsa, eğer yanlış olduğunu, kanuna, maddeye aykırı olduğunu düşünüyorsan 155'i 156'yı arayacaksın. Devlet yapacak bu işi. Şiddeti hiçbir zaman kendi halkına, vatandaşına, insanoğluna böyle caizmiş gibi, uygulaması gereken mecburiymiş gibi onun üzerine yükümlülüğü vermeyeceksin ki ne? Türkiye gündeminden tamamen şiddet kalksın gitsin. Bir insanın, yani bir canlının bir canlıya tokat atması ne demek ya? Ya bir insanın vücuduna zarar veremezsin. Dünyada ben Almanya'dayım, 15 senedir daha hiçbir zaman bir insanın bir insana tokat attığını görmedim ben. Eğer bir kişi bir kişi de memnun değilse, mesela bir kişi bir kişiye şiddet duyuyor, arasın hemen karakolu. Anında gelir ekipler, tutuklar. Bir kamera kaydı, şunu bunu falan varsa ona göre cezasını keser. Tartışacaksa da memur tartışır. Tartışmayacaksa da, kelepçe vurulacaksa o vurur. Her şeyi o yapar. Vatandaş öyle karışmaz kardeşim. Sen vatandaşı nereye sen kavga itekliyorsun ya. İzlediğimiz dizilerde hepsi birbirine çakıyor. Kız erkekten ayrılıyor. Başka erkekler arkadaşlık olunca gidiyor. Çak onu dövüyor. O onu dövüyor. Bu bunu dövüyor. İşte insan etkileniyor. Ondan sonra alıyor çakıyı cebine koyuyor. Okulun çıkışına gidiyor. Ondan sonra ben kız arkadaşıma yan baktım. Kız arkadaşım o benim kızım. Ona göz koyamazsın. Onunla konuşamazsın. Çak sok bıçağı. Ya halkı bu duruma getiriyorsunuz işte.
Ondan sonra bıçağı birbirine sokan sokana. Her yanlışa mesela okulda bir kızı birisi dövdü. Ben gördüm ya, takip ettim ya. Sok bıçağı. Kardeşim kanun var, nizam var. Kanuna teslim edeceksin. Orada televizyonlarda da insanı şiddete, eylem, şiddete yöneltmeyeceksiniz. Büyük bir hata bu. Yani kesinlikle yanlış yönetiliyoruz. Bu yüzden Türkiye'de şiddeti çağrıştıran hiçbir yayına izin verilmemesi gerek kardeşim. Burada başta devletin bu yayını yapan televizyon kuruluşuna, CNN Türkiye bile yani burada tepki göstermesi lazım. Karakolun kendisi yapması lazım. Sen ne demek? Ben dururken hani hiç kimse aramamış karakolu. Sen orada müdahale et diyorsun ya. Oradaki vatandaşlar hani özel tim mi ya? Yani şey mi? Ne o yani? Özel tim mi? Şöv mü? Pöv mü? Ne yani? Nasıl? Komando mu? Niye müdahale edecek? Yani oradaki vatandaş müdahale edecekmiş. Neye müdahale edecek? Adam özel timden mi ya? Adam yani ekipler amirliği mi? Ne bu adam? Onlar da vatandaş. Görmüş, kötü. Uyarırsan da yani uyarmak bile şey. Anında arayacaksın 155'i. Anında da ekipler gelip çevirecek kardeşim otobüsün önünü. İcabında o otobüsün hangi otobüs, hangi hatta gittiğini telefonda söylediğin zaman otobüs bürosunu arayacak. Diyecek ki şöyle şöyle şu duraklarda şurada hangi otobüsünüz, hangi plakanız var? Saat kaçta, nerede, nerede olacak? Anında şak gidecek, önünü kesecek. Hemen alacak, ondan sonra alacak ifadesini. Önemli bir durum. Ama vatandaşa sen nasıl diyorsun git de ona saldır ya? Bu da bir suç. Bu da bir suç. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sessiz olun. Böyle konularda insan alemini, yani bütün insanlığını şiddete teşvik eden yayınlardan, kişilerden, her şeyden uzak durun. Önce kanunu, önce polisi, önce jandarmayı, onları tercih edin. Kendiniz uygulamayın. Saygılar.